Hazreti Adem cennetten neden kovuldu? Allah subhanehu ve teala bir emir verdi. Hazreti Adem aleyhisselam şeytana uydu. Şeytan tarafından kandırıldı ve cennetten kovuldu. Allah subhanehu ve teala Zariyat suresi 56. ayette buyurdu ki Neuzübillah. وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. İnsanların ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'a kulluktur. Şeytan da cinlerdendir. Adem aleyhisselam da insanlardandır. Şimdi onun da görevi kulluktu. İnsanın da görevi kulluktu. O Allah'a isyan etti ve Allah ona mühlet tanıdı. Şeytana mühlet tanıdı. Tanıdığı mühlet içerisinde o da insanları saptırmayı kendine gaye edindi. İlk saptırmaya çalıştığı insan Adem aleyhisselamdı ve Adem aleyhisselamı yasak meyveden yemek üzere aldattı. Adem aleyhisselam hataya düştü. Günah işledi demiyorum. Hataya düştü ve düştüğü hata neticesinde cennetten kovuldu. Şimdi şeytanın insanları kandırmaya çalıştığı şey ilk başta insanları İslam dininden çıkartmaktır. Çünkü Allah subhanehu ve teala insanları tevhid üzerine yaratmıştır. İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Ve böyle kaldıkları takdirde insanları cennete koyacaktır. Bunu bozdukları takdirde nefislerine zulmetmiş olacaklar ve ebediyen c***de kalacaklardır. Onun dışındaki helaller ve haramlar her Resulün döneminde değişiklik gösterebilir. Ama tevhid Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar geçerli olan emirdir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Allah subhanehu ve teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادِينَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Nisa suresi 116. ayette Allah şirki asla affetmez, onun dışında ise dilediği kimse için dilediği günahı bağışlar diyor. Yani şirk hiç kimse hiçbir zaman affedilmeyecektir tövbe haricinde. Ancak onun dışındaki günahlar alkol olur, zina olur, kumar olur. Bunlar Allah dilerse affedecek, dilerse affetmeyecek ki Allah insanı affetmek için birçok sebep yaratmıştır. Ama bir mesele var, şirk. Peki şirk nedir? Biz şirkin ne demek olduğunu bilmezsek şirke düşeriz. İlahın ne demek olduğunu bilmezsek Allah'tan başka ilah tanırız. Rab ne demek bilmezsek Allah'tan başka Rabler ediniriz. Peki şeytan insanları neyle kandırdı? O zaman Adem aleyhisselam onunla kandırmıştı. Bugün insanları bu kavramların manalarıyla kandırdı. Bugün bir insan dese ki ben la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, bunun manasını bilmese gider oy kullanır ve oy kullanmasının neticesinde Allah'tan başkalarına kanun koyma hakkı verir. Böylece şirk koşar ama bunu farkında bile olmaz. Aldatılmış ve kandırılmış olur. La ilahe illallah'ın manasını bilmezse gider kabirlerden, mezarlardan yardım ister. Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur ve la ilahe illallah'ın manasını bozmuş olur. La ilahe illallah dedikten sonra sözünde sahtekar olur ve Allah katında da bu sahtekarlığı geçmez ve aynı Hristiyanların ve c***lerin la ilahe illallah demesi gibi Allah muhafaza ebediyen c***ye gider. Hristiyanlar İncil'e bu muameleyi yaptılar, lanete uğradılar. Yahudiler Tevrat'a bu muameleyi yaptılar, lanete uğradılar. Bugün Müslümanlar, güya Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e bu muameleyi yaptıklarında farkı olmayacaktır ve ebedi bir cennet onları bekleyecektir. Hazreti Adem cennetten neden kovuldu? Neden mi söyleyeyim? Yasak elma yediği için. Aynen ağzına sağ ol. Hazreti Adem cennette bir yasaklı bir meyve vardı, elma sanırım. Onu yediği için Hazreti Havva annemizle beraber dünyaya indiler. Dünyada onlara sürgün yeri oldu. Biz de sürgündeyiz şu anda. Hazreti Adem cennetten neden kovuldu? Secde etmedi iş. Yanlış. Dur ne secdesi ya? Hazreti Adem cennetten neden kovuldu?